Gibi geçtiğimiz gün, daha doğrusu iki gün önce hemen şu arkamızda Ulu Camimizin önünde Osman Gazi ilçe binamızın açılışı için toplanmış olan kalabalık belli bir noktaya gelince otobüsün üstüne çıkıp oradan hitap edip mini bir miting gerçekleştirmiştik. O kalabalıkla beraber de kurdelemizi otobüsün üzerinden kestik. Ardından da İstanbul'daki bir televizyon programı için hızla Bursa'dan ayrıldık. Ama benim biliyorsunuz kurultayda verilmiş bir sözüm var. Bir ilçede, bir ilde çalışma yapıyorsak orada baba ocağında bir çay bir kahve içmeden olmaz. Osman Gazi ilçe binamız da yenilenmişti. İstanbul'dan Manisa programına doğru bugün geçerken hava yoluyla değil karayoluyla geçmeyi tercih ettik ve Osman Gazi ilçe başkanımızı, ilçe yönetimimizi ziyaret ettik. Sabah kahvemizi Osman Gazi'deki baba ocağımızda, baba evimizde, Atatürk'ün evinde içtik. İl başkanımız, il yöneticilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Osman Gazi Belediye Başkan adayımızla, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın kıymetli yöneticileriyle hem Osman Gazi ve Bursa Büyükşehir seçimlerini değerlendirdik. Hem de yenilenen, buraya taşınan ve tamamen yenilenen Osman Gazi ilçe binamızı gezme imkanı oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binalarının görünür olmasını, il binalarının görünür olmasını, partimize layık olmasını çok önemsiyorum. Çünkü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Baba evi, Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Kuruluş tarihi olarak da Sivas Kongresi'ni 1919'da 5 Eylül günü toplanan Sivas Kongresi'ni işaret etmektedir. Öyle olunca Atatürk'ün kurduğu partinin ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları kendisine ve partimize layık olmak durumundadır. Bugün ilçe başkanımızı, yönetimini, önceki başkanlarımızı, yöneticilerini katkı sağlamışlar. Başkanım teker teker kendilerine teşekkür etti. Ben de kutluyorum ve bütün Bursalıları, Osman Gazi'deki herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osman Gazi'deki baba evine bir çayımızı içmeye davet ediyorum. Tarif nasıl, adres nasıl derseniz dünyanın öbür ucundan tarif etsek elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bursa'da Ulu Cami'nin tam karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı. Bu arada değerli arkadaşlar, tabii bir yandan yoğun bir seçim temposu içindeyiz. Bu tempo içinde sürekli gelişmeler oluyor. Son olarak da bir gelişme oldu. Gerçekten hani yanıt vermek, gazeteci arkadaşlar soruyorlar. İnsan utanç duyuyor, hicap duyuyor. Dün Murat Kurum 31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin beklediğini, Filistinlilerin beklediğini, Batı Şeria'nın beklediğini 31 Mart seçim sonuçlarından Gazze'nin umutlanacağını söyleyip kendisi kazanırsa Gazze'ye insani yardımda bulunacağını, bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık. Bu kadar ucuz siyaset olmaz, olmaz olsun. Bir kez daha gördüm ki bu Murat Kurum İliç felaketinin müsebbibi ya. Olamayacak ama Allah göstermesin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul'un felaketi olur. Böyle bir zihniyet olmaz. Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Gazze'deki çocuklara yardım yapamadık, mahcup olduk diyor. Türkiye'nin bütün belediyelerimizin, Kızılay'ın, AFAD'ın tırları Refah sınır kapısında duruyor. Bu hükümet, bu Recep Tayyip Erdoğan bu kadar İsrail'le iyi ilişkiler geliştirmiş olmasına rağmen Refah sınır kapısından Filistinli çocuklara yardım ulaştırmayı başaramıyor. Filistinli çocukların yardımına gidememenin sorumlusu hükümet. Bu diyor ki beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne diyor,
Filistinli çocuklara yardım edeceğim. Bu kadar insanların aklını alaya alan, yaptığı işi hafife alan ve bu kadar riyakarlıkla bir şey yapmaya çalışan ikinci bir belediye başkan adayı, bırakın İstanbul'u, bırakın Marmara'yı, Türkiye'deki 1300 seçim bölgesinde yoktur. Murat Kurum'dan daha seviyesiz, Murat Kurum'dan daha siyasetin acemisi ve insanların aklını hafife alan bir belediye başkanı ben görmedim, belediye başkan adayı görmedim. Gazze'deki çocuklara, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin'in haline. Yazıklar olsun Murat Kurum'a, yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan'a. Geçen seçimlerde de oyu Binali Bey'e mi vereceksiniz, Sisi'ye mi vereceksiniz diyordu. O gün Sisi ile düşmandı, Ekrem Bey'e Sisi diyordu. Daha bir ay olmadı, gitti Sisi'nin elini sıktı, yüzünü öptü, kardeşine sarılır gibi sarıldı. Şimdi soralım, kim Sisi, Sisi nerede, şimdi Sisi kim oldu? Geçen gün, geçen seçimlerde Ekrem Bey'den oy almak için Sisi'nin yapmış olduğu yapıyı Ekrem Bey'e yapıştırıp Ekrem Bey'i şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Şimdi Sisi ile ahbap oldu. Ekrem Bey'in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, böylesine bir samimiyetsizi, böylesine bir istismarcıyı ve bu kadar kolay yalan söyleyen birisini koymuşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yerel seçimlerde verebilecek hiçbir şey olmamasının kanıtı İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır. Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da 31'inde kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız diyorsa daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam buradan sonra, bugün son gün, adayı çekmek için son gün. Ben bu adayı Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına, oraya bir tane Pinokyo koysa Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır. Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır. Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur. Buyurun. Maalesef yerel seçimlerde bir tane gündem var. Bakın burası sokak, burası Bursa'nın sokağı, burası Osman Gazi. Arkamızda Ulu Cami var, Kozahan var, buradan Bursalılar geçiyor. Buranın gündeminde ekonomik kriz dışında bir şey yok. Hayat pahalılığı dışında bir şey yok. Zam dışında bir şey yok. Burada emekliler yürüyor bu sokaklarda ve onlara 10 bin lirayı reva görüyor Recep Tayyip Erdoğan. Daha dün açıkladı Türk İş, açlık sınırı 16.200 lira. Yani emekli 10 bin lira alacak ve tek başına yaşıyor bile olsa açlık sınırının 6 bin lira altında yaşayacak. Bu büyük bir haksızlıktır. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundum, tekrar bulunuyorum. 10 bin lirayı 17.002 lira olan asgari ücret düzeyine derhal çıkarmalıyız. Ben diyorum ki en düşük emekli maaşını asgari ücret yapalım. O diyor ki bunu böyle yaparsam çalışanlara maaş ödeyemem. Bak, emekliyle çalışan karşı karşıya değildir, yan yanadır. Yarın da bu çalışanlar emekli olacak. Bu emekliler de bir gün bu memleket için çalıştılar. Yıllarca çalıştılar. Herkes bir gün emekli olacak. Onları karşı karşıya getirmek büyük bir haksızlıktır ve gerçekten emeklinin halinden anlamamaktır. Sen dünyanın en pahalı arabalarına para buluyorsun. Dünyanın en pahalı 10 makam arabasından ikisi birden bunda. Avrupa'da
en pahalı makam aracına binen lider Recep Tayyip Erdoğan, onun arabası diğer liderlerinkinden pahalı ama Tayyip Erdoğan'da aynısından bir de iki tane var. Avrupa'da, dünyada 13 tane uçağı birden olan bir cumhurbaşkanı yok. Dünyanın en pahalı uçağına para buluyor. En pahalı makam arabasına para buluyor. Dünyanın en pahalı sarayına para buluyor. Uçan saraya para buluyor. Yüzen saraya para buluyor. Kışlık saraya para buluyor. Yazlık saraya para buluyor. Emekliye para bulamıyor. Erdoğan'ın beşli çeteye bulduğu parayı emekliye bulamamasını emeklilere şikayet ediyoruz. Erdoğan'ın saray müteahhitlerine bulduğu parayı emekliliğe bulamamasını emeklilere şikayet ediyoruz. Ve bugün bir gerçeği hatırlatarak sözlerime son vereyim. Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,6 asgari ücret. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Erdoğan geldiğinden beri emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altını aldı. Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekliye söylüyorum. Bugün 8 çeyrek altın alsan nasıl geçinirsin? Şimdi nasıl geçinemiyorsun? Ve çok net olarak şunu ifade etmek isteriz. Emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7002 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil, 800 milyon liraya, 780 milyon liraya ihtiyaç var. Hesabı yanıltıp 1,4 trilyon diyor. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Erdoğan'ın sadece İliç'teki ve Türkiye'deki bütün madencilerin, iş adamlarının, holdinglerin ödemeleri gerekip de ödettirmediği vergi emekliye lazım olan paraya yetmektedir. Sen İliç'teki katil firmadan, Anagold'dan vergiyi al, holdinglerden vergiyi al, beşli çeteden vergiyi al, emekliye ver kardeşim. İşte kaynak sana ortada. Affettiğin vergileri affetmesen, vazgeçtiğin vergilerden vazgeçmesen, zenginin zenginliğine zenginlik katmasan, emeklinin sofrasına ekmek katarsın, et katarsın, süt katarsın, sobasına odun atarsın, doğal gazına para bulursun. Bu yüzden ben bu seçimin sokaktaki gündemini konuşuyorum. O da emekli yoksulluğudur, çalışan yoksulluğudur, kent yoksulluğudur. Biz bütün emeklileri 31 Mart'ta oy kullanırken size para bulamayan Erdoğan'a hesap sormaya davet ediyoruz. Ben bütün işçileri 31 Mart'ta oy kullanırken sizi açlığa, yoksulluğa iten Erdoğan'a hesap sormak üzere oy kullanmaya davet ediyorum. Ben esnafı, ben çiftçiyi, ben mağdurları, bütün işsizleri 31 Mart'ta bu iktidara güçlerini göstermeye ve bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum. Son sözüm şudur. Bursa'dayız. Osman Gazi'deyiz. Osman Gazi'de de, Bursa Büyükşehir'de de seçim çok çok iyi gitmektedir. Ben Osman Gazi'ye 2 gün önce geldim. Bugün gelip ilçe başkanlığımızda çay içmek, ziyaret etmek için geldim. 1 Nisan günü sabahleyin Ankara'da da olsam, Manisa'da da olsam, mazbatayı ne gün alırlarsa ertesi günü başkanımın kahvesini içmeye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyorum. Osman Gazi ilçe başkanım beni çok yakından tanır, il başkanım tanır. Bir söz verdim mi tutarım. Bugün nasıl tuttuysam 5 Nisan günü, 4 Nisan'daysa mazbata 5 Nisan, 5 Nisan'daysa 6 Nisan. Mazbatanın ertesi günü önce geleceğim Osman Gazi'de Erkan Başkan'ın çayını içeceğim. Onunla birlikte, bütün örgütümüzle birlikte sade kahve içmeye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların olacak. Bakın ben Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimde yakasında CHP rozeti görmeyeceğim. Ne var? Ay yıldızlı al bayrak var. Neden? Bütün partililerin. Mustafa Bozbey CHP'lilerin belediye başkanı olmayacak. AK Parti'nin de kızgını var, küskünü var, hizmet isteyeni var, MHP'linin de var. Bütün Bursa'nın belediye başkanı olacak. Bizim ittifakımız Türkiye İttifakı, rengi kırmızı beyaz. Bursa'nın ittifakının adı Bursa İttifakı, rengi yeşil beyaz. Yeşil beyaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir de gel bakalım kardeşim. Gelsin, gel 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 gel. Çok teşekkür ediyorum. Havva Nur bebek için annesi bir çağrıda bulunuyor. Burada güzel kızımızın teyzesi çağrıda bulunuyor. Bütün Bursalıları da Havva Nur bebeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. IBAN numaranız var mı burada? Evet. Nerede? Tamam, fotoğrafını çekin. Onu sembolik olarak buraya bunu atalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 3 yıldır devam ediyoruz. 10 cihaza bağlı yaşıyor kızımız. Ben evinde ziyaret ettim. Sen ettiniz, evinde tamam. Evinde, yol çatıda. Bundan sonra da kızımız size emanet. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağ olun.